gösteriyor. Yapılan 7-8 tane anket var. %28, %29 bandında bir AKP. Yani ılımlı gitmek Erdoğan'a yaramıyor oy olarak. Hep kavga, hep karşı karşıya getirme, hep bir kutuplaştırma, hep bir gerginlik ülkede. Bunu istiyor. AKP'nin stratejisi zaten bu ve bakalım bu strateji oyunu yükseltebilecek mi? CHP'nin oyunu arttıracak mı veya düşürecek mi göreceğiz. Siyasette bir istifa var, partisinden istifa var. Ümit Özlale, İyi Parti milletvekili zannedersem partisinden istifa etti. İyi Parti'den istifa etti. İyi Parti'deki milletvekili sayısı 30'a bu kez düşmüş oldu. Bir yere gider mi, bağımsız mı kalır, iktidar partisine mi gider, CHP'ye mi gider veya bağımsız olarak mı sürdürecek, onu önümüzdeki günlerde hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Bir de İBB'den bir akşam bir paylaşım geldi. İmamoğlu'nun diploması paylaşıldı. Hayır dedik ya, bu nedir bu diploma, hani Erdoğan'ın diploması var mı yok mu hep konuşuyoruz ya, bir de Erdoğan diploması hiçbir şekilde yayınlamadı. Acaba bir şey mi yapıyor, nazire mi yapıyor filan gibilerinden. Bir iki gündür Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının olmadığı, üniversite diplomasının olmadığı yönünde böyle haberler vardı. İmamoğlu diplomayı paylaştı. Aynı diploma bende de var. Çünkü İmamoğlu'yla aynı okuldan mezunuz. Yani diploması yok diyenler varsa ben birinci dereceden kanıtıyım. Okul arkadaşım olduğu için aynı diploma bende de var. Bir de yüksek lisansı varmış. Onu bilmiyordum. Yüksek lisansında Murat Ongun paylaştı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden de bir bir yüksek lisans diploması varmış. Şimdi bu kişisel bilgiler tabii. Adam gitti kişisel bilgileri paylaştı. Şimdi iki gündür kişisel bilgi itirafıyla çalkalanıyor Türkiye. Ama gündem o kadar ağır ve yoğun ki bu kadar önemli bir konuyu bile konuşamıyoruz. Yani bizim devlette olan A'sından Z'sine kadar bizim seceremizin olduğu kişisel bilgilerimiz çalınmış. Bunu önceki gün kabine toplantısında beyefendi söyledi. Kim söyledi? Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu söyledi. Pandemi döneminde dedi, 80 küsür milyonun dedi, gitti dedi. Şu anda yok dedi. Ama çok engelleyemedik dedi. Ama bakın, koca Adalet Bakanı'na bu soru soruluyor. Sizin haberiniz var mı diye. Yok diyor. Kişisel veriler eline geçirilmişse bu konuda gerekli başvuruyu yapar. Kişisel verilerin korunması ile ilgili kanunumuz var. Ulaştırma Bakanı 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığını itiraf etti. Gözler yargının bu konuda adım atıp atmayacağına çevrildi. Adalet Bakanı gazetecilerin sorusu üzerine haberdar oldu. İsteyen dava açabilir dedi. Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi. Sayın Bakanımızın o açıklamasını görmedim. O konunun detaylarıyla ilgili bir detaylı bilgi verirseniz onun açıklamasını yapabilirim. Sayın Bakan, hiç boşuna o koltukta oturmayın. Derhal istifa edin. Kabine toplantısı sonrası 85 milyonun verileri çalındığı, BTK Google'dan yardım istediği iddiası Bakan Uraloğlu'na soruldu. Bakan danışmanı basın mensuplarından Uraloğlu'nun itirafını kaleme almamalarını istedi. CHP'li Ulaş Karasu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a soru önergesi verdi. Danışmanların kontrolünden geçerek basına servis edildiği bir sistem uygulaması var mı diye sordu. Geçen yıl bütçe görüşmelerinde gündeme taşıdığım, daha sonra soru önergesiyle Sayın Bakan'a sorduğum, fakat Sayın Bakan'ın ikisinde de cevapsız bıraktığı 85 milyon vatandaşımızın kişisel verilerinin çalınmasıyla ilgili, sızdırılmasıyla ilgili tüm kamuoyuna yansıyan ses kayıtları net bizi doğru çıkarttı. CHP'li Karasu hem Ulaştırma Bakanlığı'na hem de Sağlık Bakanlığı'na çalındığı belirtilen kimlik bilgilerini sordu. Veri sızıntısını itiraf eden Ulaştırma Bakanlığı'nın işaret ettiği Sağlık Bakanlığı'nın da sessizliği sürüyor. Sayın Bakanımızın o açıklamasını görmedim. Yalan söylüyorlar ya. Yalan söylüyorlar yani, bu kadar yalan kelimesini ne kadar sık kullanmaya başladık. Dezenformasyon Mücadele Merkezi diyor ki hali hazırda böyle bir şey yok. Şu an için böyle bir şey yok. Ya bakın, bugün sabahleyin saat 11'de ben YouTube yayını yapıyorum.